Balıkesir halkı bu devlet hastanesi bekliyor. Plan birçok komisyonda ben sizlere bunu sormuştum. Yazılı olarak da demiştiniz ki Mart 2023 tarihinde biz bunu Kulaşı ilahisine çıkacağız. Fakat hiçbir şey yok şu anda. Ben de buradan Balıkesir halkı adına sormak istiyorum. Balıkesir devlet hastanesi 400 yataklı ek binası ne zaman yapacaksınız? 400 yataklı Balıkesir devlet hastanesi eski devlet hastanemizin bulunduğu yere yapacağız. Ne zaman bulunduğu ve şu anda proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde bunun proje çalışmaları yapılır yapılmaz. Yani tamamlanır tamamlanmaz. Yapım ihalesinde yapacağız. Ama Sayın Vekilim daha önce de görüşmemizde söylemiştim. Şöyle bir durum var. Orada ısrarla mevcut hastaneyinin işte anıtlar kurulu problemi vesaire çıkartmaya çalışan bir takım kendini kamu kurumu niteliğindeki meslek odası olarak tarif eden yerler var. Evet. Bununla alakalı da siz de bu noktada yani bilgi sahipsiniz. Biz ama kurumdan projelerimiz geçti. Şu anda uygulama projeleri tamamlanıyor. Onun arkasından hemen de inşaatına başlamış olacağız. Yani arkada çok geniş bir alan var. Yani projeyi oradaki hassasiyeti biliyorsunuz. Evet. Yani oradaki yeşili korumak, ondan sonra mevcut binaların olduğu yere yapmak da bizim önceliğimiz. Bir kısa bir şey daha sormak istiyorum. Son iki yılda kamudan istifa eden hekim sayısı sizin bakanlık kayıtlarında kaçtır? Ve yurt dışına giden hekim sayısı yani sizin kayıtlarınıza kaçtır? Son iki yıldaki rakamları rica edeceğim. Ben burada sadece bizim bakanlık olarak 2021 yılı ile ilgili bir rakamlarımız az önce önümdeydi. Bir saniye. Biliyorsunuz 2000 belli bir süre istifalarımızla ilgili bir sıkıntımız vardı. Sonra istifalar serbest bırakıldı. Bununla ilgili toplamda 2500 istifamız olmuş. Ne zaman? 2020 ve 2021. 2020'nin belli bir dönemi, o yasağın olduğu dönem vardı. Ondan sonraki kısmı. Yani 2020'nin Ocak ayında... Yani şöyle Sayın Vekilim.